Merhaba arkadaşlar, bu sefer Wii U'da yeni Super Mario Kardeşler U oynuyoruz. Hatırlarsak, bir dakika. Ha tamam, bir saat boş durursak kapatırmış, onu söylüyor. Savelerin gider, ona göre kendine dikkat et diyor, tamam. Hatırlarsak DS zamanında böyle bir iki boyutlu Mario'ya geri dönüş olmuştu. Mario'muz üçüncü boyuta geçip ama iki boyutlu oynanışını korumuştu. Ardından Wii'de tekrar, sonra Wii U'da, sonra Wii U'da tekrar ve hatta bu aralarda bir yerde 3DS'de de bir kez daha yeni oyunlarıyla karşımıza çıkmıştı. Ve hani sevdiğimiz bir oynanış, alışık olduğumuz bir oynanış. Ama hikaye bizi bölüyor. Bir gün Mario kardeşler, Todd ve Toadette mi değil, başka bir Todd. Sarı Todd ve Mavi Todd ve Peach. Toadstool olarak da bilinen kimi zaman Peach. Oturup çay kahve içerken Bowser ve çocukları, ama sonradan sadece Bowser Jr. çocuğu olarak kabul ediyor tabii Bowser, diğerleri başkaymış falan. Kibarca Peach'i yana çekiyor ve diğerlerini eziyor. Ezdi. Feci ezdi. Ve bizi uzaklara mı fırlatıyor? Ağaç da kör bir ağacına benziyor. Şişko Yoshi benzeri canavarlar yerlerde gezerken tepemize fındık fıstık yağıyor. Meşe palamudu ya da. Hızla koşturuyoruz. Kale ta uzakta. Hayırın olamaz. Peach seni nasıl kurtaracağız diye düşünürken oyun başlıyor sanırım, değil mi? Ha, daha başlamıyor. Daha sinematik izliyoruz. Bowser şöyle bir emir veriyor. Kalelere yerleşin, Mario'ya geçit vermeyin. Evet, şarkı türkü söyleyerek gidiyorlar. Pirana çiçekleri. Ve Mario, cücük Mario olarak, küçük Mario olarak Acorn Plains'e geliyor. Acorn şey değil mi bu? Meşe palamudu herhalde. Meşe palamudu düzlükleri diyebileceğimiz bir bölümle başlıyoruz o zaman. Şimdi bu klasik oynayış, her zamanki bildiğimiz oynayış. Aa, fındık fıstık getiriyordur. Ah, alamadık. Fındığını alabilecekti sanırım onu. Ama işte her zamankinden daha da aktif mi diyelim, daha bonuslu mu diyelim, öyle diyelim. İki boyutlu Mario oyunlarında oraya buraya sır saklamayı seviyorlar ve açıkçası biz de seviyoruz onları bulmayı. Şimdi sanırım bu oyunda gelen bir kostüm fındık faresi mi? Uçan sincap. Tamam, uçan sincap herhalde. Hafifçe süzülüyoruz. O R ile daha böyle yukarı çıkmamızı sağlıyor. Ama böyle saldırgan bir kostüm değil. Daha çok pelerin yerine geçen herhalde bir şey. Şunları da deneyelim. Bunlardan bazısından gireriz. Buna da giriyormuşuz. Denediğimiz iyi olmuş. Ve bir tane de büyük para bizi bekliyor. Bu büyük paralardan 3'er adet bulunuyor her bölümde ve hani bulursak güzel oluyor. Güzel bir şeyler. Kendimizi tatmin etmiş oluyoruz bularak onlardan. Tabii ki para toplamak her zaman için güzel olduğundan. Bir tane şey yapmışlar hani Mario'nun bize öğrettiği dersler. Ne kadar paran varsa o kadar uzun yazışarsın falanmış. Aslında iş değil. Mario bunları niye topluyor değil mi? Harcıyor mu? Harcamıyor. Parlak ve güzel oldukları için topluyor olabilir. Bir meşe palamutu daha. Şurada da bir şey var mı? Varmış. Genelde böyle mesela açıklı, kesikli alanlarda bir şeyler olur. Bu arada birlikte oynuyoruz ama ilk bölümü oynamıştım ben. Orada bir şeyimiz var. Ama bir süre önce oynamıştım ilk bölümü. İkinci bölümü de bu sabah biraz oynadım.
biraz oynayalım derken bölümün biraz oynayalımından değil de hani kendim biraz oynadım. Sonra dedim hadi bari. Güzel oynayalım ama şey boşa gitmesin video yaparak oynayalım. Neden aslında bilmiyorum. Neden insan oyun oynarken video çeker? Birazcık şey aslında böyle eğlenceyi paylaşmak bence. Çünkü güzel bir şey. Hani videoda olmasa şey de şunu diyeyim hani işte birkaç arkadaş oynuyor falan olsak videoya gerek kalmayacak zaten. Ama tek başıma oynarken birileriyle paylaşmak adına sanırım videoyu çekmek güzel oluyor gibi düşünüyor olabilirim. Kendimden de gizli kalan bir sır. Oo, meşe palamında meşe palamuduna doymuyoruz. Bir dolu oradan buradan çıkıyor. Aa bak ZR'ye bastık orada yükseldik ve boruya da girdik. Solda bir şeylere daha bakmak istiyordum sanki aslında orada. Şimdiden 7 hakkımız var. Gerçi 5 hakla mı başlamıştık? Oley dediler. Ha 3 parayı topladık ondan oley demişler. Yoksa boş yere değil. Yansıma. Ben Wii U'nun şey ekranından bakıyorum. Siz de kameranın doğrultulmuş olduğu bir monitörden izliyorsunuz. Dur o yukarıdan mı gitsek aşağıdan mı gitsek emin olamadım. Kararsız kaldık. Aa süre azalıyor. Oyalandık tabii o kadar. Şuralara da bakalım. Oo bakın şey böyle yanarlı dönerli şeyler sıkışmayalım. Bayrağında en tepesinden tutunduk. Mario yine bayrağını şeye çekti. Neye çekti? Göndere çekti mi denir ona? Mario bayrağını gönderdi. Bayram değil, seyran değil. Mario bayrağı neden çekti? Ve son derece yaratıcı bir bölüm ismi daha. Fındık Düzlükleri 2. Fındık Düzlükleri 1'den sonra. Gerçi meşe palamında herhalde de. Fındık diyelim biz ona. Çünkü fındık fıstık gillerden. Burada yer var mı? Bak girecek yer var gibi duruyor ama. Belki de küçük Mario ile falan giriliyor buradan. Aa girdik. Girdik ama yanda para çıkmasına sebep olduk böyle. Bunu mesela çok sık kullanır oldular. Böyle bir yere adım atıyorsunuz, başka yerde para çıkmasını sağlıyor. Siz oraya gidiyorsunuz, oradan paraları topluyorsunuz. Yeraltı bölümlerinde artık şey böyle hani ateşe attığınız zaman ateş hafif bir etrafa ışık da saçıyor. Diğer üç boyutlu gezdiğimiz Mario'larda bunu daha çok yapıyorlar. Özellikle yine Wii U'daki şey de güzeldir böyle. Super Mario 3D World. Evet. İsimler zor olduğu için böyle karışabiliyor. 3D Land var bir de. O 3D'de. Şimdi birine 3D deyip birine 3D niye öyle diyoruz? İsim garipliği. Bir çiçek daha. Aa yukarıda yol açıldı. Ah çıkamadık. Hayır ne olamaz. Oo 9 hakkımız olmuş şimdiden. Aşağıdaki borulara girebiliyoruz mu acaba? Deneyelim. Gerçi yamuk duruyorlar ama. Yamuk da olsa... Yok giremiyormuşuz. Yamuk da olsa boru borudur deyip girebiliyor muyuz dedim. Giremiyormuşuz. Ah ah ah. Düşme. Tıkırt 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 tıkırt. Ah zıpla. Speedrun. Alın size speedrun. Bu arada soru cevap köşesi falanmış mesela. Şeye bir iki tanesine tamam bir iki bir şey diyecektim. Onlara bir şey diyeyim. Ya hani bir şey demeyecektim şey aslında. hani şeyle ilgili ne? Çizim tavsiyeleri. Ne yapmak ne etmek lazım geliştirmek için. Bak şu sol tarafta çok şüpheli geldi bana ya. Neden biliyor musunuz? Çünkü kırmızı boru var mesela. Şöyle düşünün biz bölümde soldan geldik. Buraya niye girelim? Burada neden şey olsun? Burada
Ölüm tuzağıymış. Ama neden orada şey olsun ki o zaman? Şey var. Pirana çiçeği var. Neden pirana çiçeği olsun? Yani hani oraya gitmeyi niye istedim? Belki de benim gibilere kurulmuş bir tuzak da olabilir bu. Neyse. Mantarımız yok. Geriden yakın bir yerden alabilir miyiz? Neyse. İleriden kesin çıkar bir yerden zaten. Ha, şuradan çıkar mı? Çıkar. Şimdi nasıl desek? Gidiyoruz. Kurtarabilir miyiz? Kurtaramadık. Öldük. Maalesef. Öldük. Maalesef öldük. Şimdi şey diyeyim. Hani çizim. Daha iyi çizmek için ne yapmak lazım? Öncelikle bence hani daha iyi çizmeyi istemek burada ilk adım. Ama hani böyle istedim de oturayım daha güzel çizme yeteneği bana gelsin diye bir şey olmuyor. Hani o isteği yerine getirmeye çalışmak gerekiyor. Yani hani şey istemek ve hani şey çalışmaya açık olmak diyelim biz ona. Hani çalışmaya veya niyetli olmak. Elinden geleni ardına koymamak falan. Ondan sonra mesela gerçek dünyadan bir şeylere bakarak çizmek tavsiye edilebilir. Onu da sık sık yapmak. Mesela hani iyi bir gözlemci olmak gerekiyor öncelikle. Bir şeyler çizeceksiniz. Boru kıvrıldı. Şimdi bunun bir aşaması şey. Görüyor musunuz? Çünkü görmüyorsanız, bazı detaylara dikkat etmiyorsanız o detayı aktarmazsınız çizime ve o detayı aktarmayınca da aslında çizim belki de yarım kalmış olur. Her şeyi içermemiş olur. İkinci aşamada gördüğünüzü düşündüğünüz şeyleri kağıda dökebiliyor musunuz? Hani bir el-göz koordinasyonu tarafı var, bir de daha çok gözlemci tarafı var. Ve bu ikisini de geliştiren bir huy şeydir. Nedir? Bir şeylere bakarak çizmek. Mesela her gün bir objeyi karşınıza alın. Obje, seni çizeceğim diye koyun. Ve ona bakarak çizmeye çalışın. Bakarak çizmeye çalışırken de şunu yapın. Şimdi bakarak çizmek dediğimiz zaman çizim işleminin yarısı boyunca, belki hani ayırdığınız sürenin yarısı boyunca baktığınız objeye bakıyor olmalısınız. Yani gerçekten objeye bakmalısınız. Hani. Bakarken ne yapacağız? Hani şeye bakın işte, öncelikle böyle bir nasıl bir alanı kaplıyor bu büyük şekil. Büyük resim, büyük resmi görme çabaları. Şöyle düşün, hani objenin silüetini çizecek olsanız, yani içini tamamen siyah boyayacak olsanız dış kenarlarda neler görüyoruz? Silüeti nasıl olur objenin? Onu çizmeye çalışın mesela. Uzun atlama nasıl yapıyorduk? Bunu da yapabiliyoruz mu uzun atlama? Bunu da yapamıyoruz sanırım uzun atlama. Neyse. Tutunduk yine. Mesela önce bir silüeti görme adına antrenmanlarınız olabilir. Sadece dış silüetini çizin mesela. Kontrol olarak çizebilirsiniz veya işte içini siyahla doldurup böyle belki silerek bir yandan kenarları düzeltmeye çalışabilirsiniz. Hani dıştaki şekli iyi gördükten sonra mesela, hani bu şey olsun mesela, günlük alıştırma olabilir. Hani önce bir silüetini çizin objenin. Yanına ardından iç detaylarla birlikte çizmeye başlayın. Yani önce dıştaki şekli görüyorsunuz, sonra içteki şekli görmeye çalışıyorsunuz gibi. Ve objeye bakarken hani şeylere dikkat edin. Nereler aydınlık, nereler karanlık gibi şeylere dikkat edin. Onun dışında genelde mesela etrafta baktığımız nesnelerde, gerçek dünyadaki nesnelerde doğrudan çizgiler yoktur. Doğrudan çizgiler olmadığı için aslında çizgi olarak anlattığımız şeyler, çizgileri yerleştirdiğimiz noktalar kontrast veya renk farkından kaynaklanan şeylerdir. Hani bir yerde renk farkı varsa veya bir yer aydınlıkken öbür yer karanlıksa burada şey yaparız. Çizgi ekleriz mesela çizgisel bir çalışmada. YZR. Düşüyoruz. Bakın orada büyük para varmış. Aldık. Ve farklı farklı şeyler çizmeyi deneyin. Mesela her gün alıp da aynı nesneyi çiziyorsanız tamam, el göz koordinasyonu bir şeylere bakma açısından gelişirsiniz ama bir yandan da aslında şunu istiyoruz.
hani yeni kelimeler öğrendiğinizi düşünün mesela bunu yaparak. Daha sonra belki akıldan çizmek için falan bu kelimeleri biliyor olmamız gerekir. Hani kelime haznemiz çok geniş değilse o zaman nasıl çizeceğiz? Derken cümle kurmaya benzetebiliriz burada. Güzel cümleler kurmak istiyorum ama fazla kelime bilmiyorsam beni kısıtlayacaktır. Ama şöyle düşünün, başka kitaplardan bakarak güzel cümleleri bir kağıda aktarıyoruz bazen. O zaman güzel cümle kurmaya doğru bir geçiş mi yapıyoruz? Aa, oradakini öldürmeyecek miydik acaba? Şu yana geçmek için. Yah, hayır. Gidip gelince düşmanlar geri geliyor mu? Gelmiyor sanırım bunda ama deneyelim. Orada bir tanesini kaçırdık falan. Neyse. Belki yukarıdan dolaşıp gelebiliriz mi? Gelir miyiz mi? Olur mu ki acaba? Olabilir belki. Dur, olmadı, zıplayamadım çünkü zıplamaya basamadım. Daha buradan geçemiyoruz. Demin geçmiştik. Çok yakındı ama. Fazla gittik bu sefer de. Evet. Demek ki ulaşılmaz değilmiş. Hiçbir şeye ulaşılmaz dememek lazımmış demek. Mario para Çin'de de olsa gidip aldı. Şunu da deneyelim. Alright. O 12 hakkımız oldu şimdiden. Bu bazı yeni oyunlarda çok fazla hak kazanabildiğimizden bazıları şikayetçi oluyor. Çünkü hani çok para var. Bakın yani her yerde paralar dönüyor. Bir yandan toplanacak daha çok şey olduğu için güzel aslında. Neden şikayetçi olalım? Benim Mario'da aslında şey değil böyle hani kaybettiniz, başa döndünüz gibi şeyler. Of, neyse sıkışmadık, ölmedik. Yani başa döndünüz, daha çok hak topladınız, geri geldiniz gibi düşünün. Aslında oyunun akışını biraz yavaşlatan şeyler olduğu için biraz daha bu yana ilerlediler gibi geliyor bana. Çünkü yeni nesil oyuncular biraz daha böyle her şey çabucak bitsin, bir an önce bu oyunu tüketelim gözüyle bakabiliyorlar. Bazen de işimize geliyor. Şurada bir şey var mı acaba? Varmış, bakın. Aşağıdan bir yerden mi geleceğiz oraya? Evet, şurada. Sıkıştık. Orada sağdan geçiş var sanırım. Mesela hani öyle ufak çıkıntılara dikkat etmek gerekiyor Mario oyunlarında. Genelde o tarz ufak çıkıntılar. Böyle hani siz bir yerden hızla giderken yanda mesela küçük sanki devamı varmış gibi olan gözüken bölgeler varsa oraya bir bakmak gerekiyor. Duru duru duru. Sıkışma Mario. Bakın şurası değil mi herhalde? Sıkışmadan geçersek, evet. Tamam. Burada ne bu, kemik kupa mı bu? İskelet kupaların alası varmış orada. Burası da şüpheli bir yer bence ama. Dur, ne yapıyorduk? Dur, tuşu unuttum. Y ve R. Bakın burada da bir şey var. Şüpheli bir yerdi. Gerçekten de şüpheliymiş. Böyle daha kestirme bir geçit ama para da verdi bize. Genelde de mesela burada olduğu gibi boss kapıların önünde sağda veya solda şey olabiliyor. Böyle şey.
Mario oyunları ve biz Mario oyuncuları arasında ufak bir sır sanırım. Boss kapısı öncesi bir yerlerde genelde bir hani güçlendirici eşya bulunuyor. Güçlendirici eşya. Power up. Önün. Bir de şey demişlerdi, hani çizim için illüstrasyon günlüklerini izlemek faydalı olur mu? Yani hani öyle bir amacı yok aslında illüstrasyon günlüklerini, işte çizim öğretiyoruz falan gibi bir şey demiyorum. Ve hani şey olarak da görmüyorum, mesela hani ben böyle şunu öğretirim seviyesinde görmüyorum kendimi. Miiverse'i kullanarak artık düşüncelerimizi paylaşamıyoruz maalesef. Wii U onu bıraktı biliyorsunuz. Falan filan, hayır. Postalayamıyoruz zaten. Ayarları değiştirebilirsiniz istediğiniz zaman dedi. Kaydedelim, evet. Ettik, güzel. Yani hatta şey, onu vurgulamak için bir ara illüstrasyon günlüklerinin başında hep şey derdim. Herhangi bir eğitim ve öğretim amacı gütmeyen illüstrasyon günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Çünkü şöyle hani... orada bir süreç, hani beraber gidiyoruz, bir yolculuk ve bazıları da onu bir eğitim olarak düşünüp şey yapıyordu, hani çok da hoş olmayan sözler sarf edebiliyordu. Hani halbuki o bir hani günlük zaten, illüstrasyon günlükleri. Ha bir birinin günlüğünü okurken bazı sırlar ya da hani şey yaptığı şeyle ilgili bazı şeyler öğrenemez miyiz? Öğreniriz elbette. Hani bir iki işe yarayacak çizim tüyesi çıkıyordur belki ama şey olarak düşünmeyin, işte bu hani bir eğitim şeysi değil mesela. Oo, Yoshi. Yoshi. Olamaz. Daha Yoshi'ye bindiğimiz ilk andan Yoshi'yi terk etmemiz gereken bir yer mi? Şu para. Ha yok, değilmiş, tamam. Bir de çünkü şey yaparlar böyle, Yoshi'de zıplayıp Yoshi'den atlarlar daha yükseğe çıkmak için. Yoshi'yi alır almaz öyle bir şey mi dedim. Aa, kaç. Yoshi sen kaçma. Biz kaçacaktık. Yoshi meyveleri yiyoruz. Ben de yukarıya zıplatılacak sandım orası. Değilmiş. Karanlık, gizem dolu mağaralara indik. Sen Yoshi'sin, dilini uzatsana. Aa, yukarıdaki para kayıyor. Altın sinç. Yoshi ile alır mıyız onu? Aldık. Bakın yukarıdan gidilen bir yer varmış. Ne yumurtladın öyle Yoshi? O yukarıdaki yere nasıl gideceğiz acaba? Şunlardan falan sarmaşık mı çıkacak, yok. Yoshi'yi bırakırsak çıkıyoruz ama. Neyse. Sol tarafta bir şey yok. Sağdan da zaten buraya inmemizi söylüyor. Sanki başka bir yerin geri dönüşü gibi duruyor. Bu ne? Köstebeklere bak sen hele. Ah! Yoshi kaçma, dur. Eğer aşağı doğru kayarken çömelirsek, gördünüz zaten birkaç defa ama, düşmanlara hasar veriyoruz. Çıka çıka mantar çıktı. Yoshi çıkacaktı normalde, hani Yoshi'miz olduğu için mantar çıktı çıka çıka.
Yoshi ne yumurtladı bu sefer? Demek ki rastgele bir şey yumurtluyor Yoshi. Belki de yediği düşmana göre falan değişiyor olabilir mi? Kim bilir. Bir para eksiğimiz var. Ama daha bölümün sonuna yaklaşmadık değil mi? Süremiz azaldı da ondan ben böyle bir şey yaptım Yoshi. Ne yaptın Yoshi ya? Biz de seni akıllı sanırdık. Neyse ki başka bir Yoshi çıktı. Ama diğer Yoshi öldü aslında hani şey. Yani bindiğimiz hiçbir Yoshi bir daha o Yoshi olmayacak aslında. Çünkü ölüm böyle bir şey Yoshi. Girecek yerler arıyorum, bulamıyorum. Süremiz çok azaldı yalnız. Dur, oraya çıkabiliriz gibi. Bölümün son kısmını havadan uçarak geçtik ama orada mı kaçırdık acaba? Belki de parayı bir noktada kaçırdık çünkü. Acaba nerede kaçırdık? Bilemiyoruz. View'da şey var, Art Academy var. Onunla ilgili bir seri yapmayı düşünüyorum aslında da. Bu ne? Yoshi. Hey, ben bebek Yoshi. Yoshi. Yemek nerede bulursun biliyor gibisin. Seni takip edeceğim sanırım o zaman. Sanırım öyle olacak gibi. Bu bir yol ayrımı değil mi? Dur, buraya girebiliyoruz mu? Yol ayrımı yok. Burada da Acorn Plains 4 var. Ha, Mushroom Heist. Şey var mıymış? Bölümlerin hep alt adı var mıymış acaba? Atlama. Atlayacak mı bu? Ne yapacağız bunu? Aa, kötü bir şey. Yani kötü bir şey değil de şey. Diğeri daha iyiydi az önceki. Ye. Yiyecek mi? Aha, yedi. Mario da ye dedi yalnız değil mi? Ohohoho! R'ye basınca bu şişiyormuş. Ama nereye attık bunu? İlginç. Vay canına. Güzelmiş. Ye bakalım. Çok yiyince bir şey olacak mı acaba? Aa, onu kırmayacaktım. O son bloğu kırmayacaktım değil mi? Bunu da yer mi yoksa o mu bizi yer? O bizi yer gibi duruyor. Şöyle... Ah dur, öyle değil. Şöyle, ah. Yukarı çıktık, dur. Aşağıda olmak istiyordum. Şuradan daha aşağıdan atlayabiliriz gibi duruyor. Evet, vup 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 yaptık ve yukarıdan geçtik. Aha, bulutun içinde de para varmış. Bunu da yedi. Her şeyi yiyor. Beni ye, kendini ye, her şeyi ye. Ah, dur! Aa, R'ye bassam kurtulacaktım değil mi orada? Evet, öyleydi. Niye öyle oldu? Ben zaten zıplamaya basıl tutmuşum nedense. Ufak bir teknik hata yapmışız. Şimdi de her şeyi yiyen adamımız yok. Mantarı öbür yana yolladık. Sık yapılan bir çömez hatası olarak. Şimdi o olmadan onu alamayız gibi ama acaba bu oyunda da kabuklar falan kabuklar falan onu alıyorum ama kabuğu oraya atmamız zor gibi duruyor. Bazen kabukları atınca bir yere şeyi alıyor. Bakın bebek Yoshi de düştü, temelde düştü. Yani orada duruyordu ya, artık yok. Bir bebek Yoshi'nin daha katili olduk. View'da Art Academy var. O biraz böyle hani çizim falan öğreteyim havasında. Onu beraber yaptığınız bir hani seri düşünüyorum aslında da. Bir yandan da şu, yani hani bu konsollar HDMI çıkışlı olduğu için bunların üstüne atlayabiliyor muyum? Atlayamıyorum. Zor yoldan öğrendik.
Yani HDMI kayıt edemiyorum. Ancak böyle şeyden. Kamerayı önüne koyuyorum. İdare ediyor aslında. Yani böyle yapabilirim aslında. Yani neden olmasın değil mi? Gerçi ona bir bakmam lazım. Hani ekrandan mı çiziyor? Ekrandan çizeceğim elbette. Yani çizdiğim büyük ekranda gözüküyor ama bir yandan da şey oluyor herhalde. Hani ben ekranda şeyde yani ben şunda çiziyorum onu demeye çalışıyorum. Elim gözükmeyecek. Tam nereyi çiziyorum gözükmeyecek ama herhalde açıklamalar falan ekranda yine çıkıyor olsa gerek. Ve bir yerlerde bir şey değiştikçe de çizildiği gözüküyordur herhalde. Ve onda hani böyle şey birkaç bölüm değişik değişik bir şeyler çiziyorsunuz ve hani bir şeyler anlatıyor. Şöyle olur böyle olur diyor. Çok detayını bilmiyor olsam da beraber bakmış oluruz hem. Yani o Art Academy bir şeyler öğretiyorum havasında olan bir şeyler olduğu için öyle öyle bir şeyleri o tarz bir şeyler yapabiliriz falan diye düşünüyorum. O mesela eğitim, öğretim amacı güden bir şey olabilir çizimle ilgili. Çekiç kardeşlerin kardeşsiz hali, tek hali. Şu sağdaki boşluk da çok dikkat çekici ama atlasak mı ya? Sanki şurada bir şey olabilir gibi geldi. Değil mi? Oraya düşme olasılığımız düşük çünkü. Neden buraya bir çukur yapsınlar ama yok. Tırstım. Yani içinden geçilecek bir yer var gibi geldi. Çünkü şu aşağıda da çok geniş bir alan var mesela. Ama değilmiş. Vup vup vup. Bakın müzikle beraber arada bazı notalarda etraftaki hububat mı diyelim şey hayvanat, hayvanlar dans edebiliyorlar böyle bazen bir tam bir aç. Girdik. Bakın burada bu olmasa geçemezmişiz şeyle ateşsiz. İkinci büyük paraymış. Aha yıldız çıktı. Aa bak yıldızda geçebilirmişiz ama. Bir vuramadık ha. Bir para çıkacak şu andan da. Yıldız alınca insan şey yapıyor bazen acele edip hata yapabiliyor. Yıldızın öyle bir etkisi var. Yıldız aldın boşa gitmesin derken hakkımız da boşa gidebiliyor. Paraları tamamladık. Haydi üste tutunduk. Bir hakta Avaycan'ın 17 hakkımız olmuş. Çok hakkımız olmuş. Çok haklı. Çok haklıyız evet. Haklı oluşumuz haklarımızın çokluğundan. Ya yuh. Şu mantarlar da böyle ekstra şeyler veren kısımlar. Ne oldu? Kafayı çarptık. Böyle bir bölüm. Oho yıldız. Yippee. Aa bu kadar mıymış bunlar? Ve yıldız çıktı. Zaten yıldızımız vardı. Bir yıldızımız daha oldu. Sanırım o eşya olarak çıktı. Böyle hani bölüm başında falan. Yani bölümün içinde bir yerde alıyor olabiliriz onu. Evet. Bir adet yıldız eşyamız oldu. Lemmy'nin Swingback Castle'ı. Swingback. Salınacak mı? Bakın yukarıda yine paralar var. Düşecek gibi oldu bu ya. Niye sallandı o kadar? Dur dur dur. Yanlış tuş. Yanlış tuş değil de yanlış düşünce. Hadi. Aa köşelere tutunuyor. Tıkır tıkır tıkır. Oo burada da yer varmış. Şu
Şu an tepelerdeyiz ama ha devamı yok. İlk Mario'da da öyle olur ya, bölümü tepeden bitirirsiniz. 1-2'deki. Meşe palamutu daha. Bir meşe palamutu daha. Bir meşe palamutu daha. Mario palamuda doymuyor. Bu ne? Ha hak. Ben de değişik bir güç zannettim. Gölgelerin gücü falan. Gölgelerin gücü adına. Hak şeyimizi kaybettik. Burada girilecek bir yer var gibi diyecektim tam. Uçmamız gitti. Uçmamadan yapabilir miyiz burayı ya? Hadi. Evet yaptık. Ama uçma olmadan bölümün devamı gelecek mi? Ama çok fazla zaten palamut çıkıyordu oradan buradan. Sıkıntı olmasa gerek. Bakalım olacak mı? Evet. Burada yine böyle bir kale kapısı öncesi bize bir ekstra eşya verdiler. Power up. Bir nevi güçlendirme. Oo, neler oluyor? Manzara güzel. Uçak gemisine mi bineceğiz şimdi buradan? Top atışı. Mermi adam. Mermi adam şeyde mi vardı? Şeyde vardı evet. Şey, kene. Dur, neler oluyor bir dakika. Kafasına mı vuracağım, bombasını mı bir şey yapacağım? Kafasına vursam oluyormuş. Vay. Pek fazla bombasını atamadan vurduk gibi oldu. Büyük bir bomba çıkarıyordu. Belki hani sıkıntılı olabilirdi o büyük bomba. Neyse ki olmadı. Mario yine kendisini bir numara ilan etti. Oo. Canını çıkardı. Garibim uçak gemisi gidiyor. Uçan gemi. Gemi uçağı. Airship. Hava gemisi. Diyeceğiz herhalde değil mi ona? İkinci dünyaya geldik. Bir de burada güzel bir şey. Yani layer cake dessert. Cake katmanı, pasta katmanı çölü. Bir de burada güzel bir şey diyecektim. Şöyle map view var. Bakın farklı dünyaları görebiliyorsunuz. Karlı yerler varmış. Bakın burada biri bir şeyi kovalıyor. Yaklaşıp uzaklaşabiliyormuşuz da. Şunlar da çok ve tatlı gibi, yenecek bir şey gibidir ya. Karanlık orman. Kara orman tatlısı mı yoksa? Falan. Burada değişik şeyler oluyor. Sulu bölüm ama. Neyse dur. P'de geri gidiyormuşuz. Çöl müzikleri güzel oluyor ya. Stone Eyes olmuş. Her bölümün aşağıda ufak bir hani alt adı da var sanırım. Az önce fark etmedim herhalde. Kusura bakma Mario. Oyun bölüm adları yaratıcılığını sorgulamış bulunduk. Bu da mesela. Bu müziği nerede çok duydum ben ya? Bir ara çok duydum ben bu müziği de. Herhalde DS'de çok duydum.
Aa, bu devrildi kaldı. Ve biz de küçüldük. Şurada sanki gelenlerin üstüne atlasak. Aa, bir tane geldi. Şu şeye basmak istedim de, düğmeye. Düğme oldu mu basmadan edemiyorum. Bu tek gelen. Bir de iki gelen olacak değil mi? Olmayacak mı? Belki de şansımızı kaçırdık. Ah, oldu. Batıyoruz. Aa, para yağmuru içinmiş. Para için mi yaptık bunu? Aşağıdaki kabuk bizden fazla adam ezdi. Yukarıdan devam etmek de istiyorum ama şu alttaki sanki... Aa, fındık. Yolla fındığı. Fındık aynı zamanda Ayşegül'ün köpeğinin adıdır değil mi? Yo, şey, evet. Öyle mi? Evet, evet. Ayşegül'ün fazla köpeği vardır ama bir yandan şey diyecektim herhalde aslında. Tente'nin köpeğinin adının Türkçesi de fındıktır. Bakın bunlar çıkar, yarışmada çıkar, yazın kenara. İngilizcesi Milu'dur ama. Milu. Bakın şurası da çok şüpheli bence ama atlamayalım hadi. Olmadık yerlere öyle atlayıp durmayalım. Nah. Orada bir şey var gibi geldi, yokmuş. Let's go. Stone Eye Zone. Neyse, buradan başladık. Bayrak tam buradaymış. Şu aşağıda bir şey vardı herhalde. Başka yerden gizli bir geçiş için geçidin çıkışı orası herhalde. Şey gitti tam ben atlayacakken. Aa, yukarıda da dur. Arararari. Yukarıda dur, bir şey var. Ama nasıl gideceğim? Şu ağacın üstüne nasıl çıkılır ki? Bir uçma falan gerekiyor bize sanki. Ha evet, işte uçmamız orada. Getir onu. Ver. Yere düştü. Ondan bir tane daha geçecek mi acaba? Şöyle bir şey yapabiliyoruz mu? Aa, yapıyormuşuz bak. Yani buradaki kum da şüpheli ama batmayı denemeyeyim bence. Batıp da ölürsek yine iyice rezil olacağız çünkü. Çok iyi. Şu uçan şey geri gelecek mi? Yok, onda fındık yok. Onu öldürmeye gerek yok. Hislerimize güvenip doğru zamanda atlamamız gerekiyor ama evet, bir tane paramız eksik, muhtemelen oradaydı. Dur, acele et. Burası da çok bölüm sonuna geliyoruz gibi hissettirdi. Aa. Dırırat. Sesinin eşiğinde düştük. Kek katmanlı çözü. Geçemedik. Ama o aradaki şeye takıldı kafam da ondan. Tamam, şimdi mantar aldık. Geri dönelim biraz. Şu fındıklı genç gelsin. Hah, tamam. Alırız fındığını, böyle alırız işte. Tamam, şimdi buraya girebildik. Burada mı acaba bakalım para? Evet. Para ve dahası. Uçarak burası daha kolay sanki. Bir zahmet değil mi yani? Şimdi gözlerimizi kapatıp doğru ağına kolluyoruz. Ve geciktik. Şey yaptık daha doğrusu. Geciktik, evet.
Şimdi doğru bir zamanlama. Hayır ya, onu almak istemiyordum. Yanlışlıkla yine almış bulunduk. Neyse, tamam. Bununla da geçeriz ya. Sorun değil. Ha, burada biraz hızlı olacağız. Yoksa bayrağı tutunamıyoruz. Tamam. Bayrağı alttan tutalım bu sefer de. Neden olmasın? Oh yeah, Mario Time. Bu arada bu çok oyuncu da oynanıyor. 5 kişiye kadar oynanıyor gibi yazıyor. 5 kişiye kadardı sanırım bunda. Normalde 4 kişiye kadar oynanıyordu bunlar. Herhalde Wii U'da işte 4 tane Wii ile... Ne oluyor ya orada? Hırsız var. Devam. Bu korkunç. Garip bir şey geldi. Bir sürü şeyimi çaldı ve çok hızlı. Asla onu yakalayamayacağım. Mario bana yardım et. Bu benim en iyi bütün zamanların en sevdiğim şeyimdi, çalınan şeyler. Bir daha asla onu göremeyebilirim. Ah, böyle bekleyecek vakit yok. Acorn Plains'e gitti. Tıp 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 tıp. Neredeyse unutuyordum. Borular eğer acelen varsa iş görürler. Aradığın şeydir. Boruları kullan. Elinde bir kağıt vardı. Üzerinde borular yazıyordu. Borular mı? Elbette. Aradığınız canavar bir basilisk olmalı. Anlamıyor musun Ron? Adı üstünde. Nabit'i yakala. Nabit, gel buraya Nabit. Nabit'i nasıl yakalayacağım? Değerek mi yakalayacağım acaba? Yoksa ateş atsam oluyor mu? Aa bak, bazı yerler kapalı. Nabit'in önüne geçsem olur mu? Aa, yanlış yere girdik ve artık Nabit'i yakalayamayacağız mı? Nabit çok mu uzakta kaldı? Aa. Değecektin neredeyse. Nabit yakaladık. Bam diye yere çalsaydık Nabit. Eşyalarımı almışsın. Milyon kere teşekkürler. Al bunu. Sen hak ettin bunu. İşine yarayacaktır. Pantar. Yeni bir eşyamız mı oldu? Ha, fındıkmış bu. Ama P'li bir fındık. Güçlü bir fındık mı? Pırasa mı yoksa? Yine aynı yere gelmeyelim. Çöle yine adım attık. Çöl keki. Çöl pastası, pardon. Cake, pasta demek. Kek demek istiyorsanız ne diyorsunuz? Buna giriliyor mu acaba? Girilmiyor tabii ki. Budu budu budut. Çiçeğim kaldı. Çiçeğini koparmışlar Mario'nun. Yine havalandılar. Biri ters geziyor. O ne öyle? Exorcist. Evet. Bak, para varmış orada. O para orada durmamış. Ben de diyorum ne oldu? Öldük. Oh no dedi Mario. O kadar hakkımız vardı. 18 tane kaldı. Gerçi kaç? 20'ye kadar falan çıkardık herhalde. Öyle çok da doldurmamıştık. Perilios Pocky Cake.
arkayı bir kenara bırakıp oynuyormuşuz gibi oldu. Aa, o ilk para mıydı? Ben neden onu ikinci para gibi düşündüm? Ne oluyor onlar? Bir böyle şişiyorlar. Biz ona ateş edince mi öyle oluyor? Oo, yıldız. Yıldızı aldık ama tam da kumda böyle kumdan çıkmaya çalışırken aldık. Pek işe yaramadı hocam. Dur, yıldızı aldık diye girilebilecek yerleri kaçırmayalım. Girilebilitesi yüksek olan yerler. Çok karanlık. Bunlar ne? Yarasalar. Çok yarasalar. Ve bizi küçülttüler. Bu ne? Bu kadar mıydı? Orada bir yerde görmediğimiz bir para vardır herhalde. Karanlıktan göremedik mi? Göremedik herhalde. Renk değiştirdikleri zaman üstüne basabiliyoruz mu? Ama renk de değiştirmiyorlar. Arada değiştiriyorlar. O zaman basabiliyor da olabiliriz bak üstüne ama emin olamadım. İki para kaçırmışız. İki büyük para burada. Burada çok kaçırdık. Bir tanesi karanlık yerde olsa, bir tanesi nerede? Emin olamadım. Kat kat pastanın... Mario pastasının öbür bölümünden gidelim. Fire Snake Cavern. Caven. Ateş yılanı mağarası. Bakalım ateş yılanı bize bir oyun oynayacak mı? Yine karanlık. Oo, büyüdü. Küçüldü. Tam en olmadık zamanı zıpladık. Neyse, aydınlatıyorlar bak. Bu da kim? Parıldak bir Yoshi bebeği. Ateş yutuyor mudur bu ya? Aa, Z şeye basınca etrafı aydınlatıyor. Güzelmiş. Bu Yoshi'yi sevdim. Bu Yoshi'den her eve lazım. Aa, adam yemiyor mu bu? Bu yemiyor galiba. Aa, sanki ışık yapınca böyle bir kör oluyorlar. Flash mı yapıyor? Gözlerinde bir şimşek patlıyor gibi. Şuradan geçiliyor mu? Öbür yandan geçiliyor. Bam. Kucağımızda bu varken yerde kayamıyoruz. Sanki. Şurada bir yer var gibi. Varmış. Olmaz mı? Mario bizi yine şaşırtmadı. Burası bu kadar mı acaba ya? Şurada bir para olması gerek gibi duruyor. Acaba onların hepsini öldürebilsek o zaman çıkıyor falan mıydı? Öyle bir şey olabilir. Whoa. Düştük. Diyecek bir şey yok. Bayağı düştük yani. Bir hayli düştük. Nereden başladık? Aa, oradan mantar çıkacak gibi düşünmüştüm halbuki. Ha, buradan çıktı. Dur, onu bir bırakıp şu... Aa, hop hop hop.
Aa 7. 8, 9, 10. Gitme. Evet, neyse ki onunla girebiliyormuşuz bu arılardan. Ye şunları. Ha, güzel. Sonra bekle be, dur geri alacağım. Sonra beraber gideceğiz buradan. Hazır mısın? Hazırım Maria Bey. Yanlış tarafa saptın değil mi? Ha, neyse. Oo, büyük. Bunlara girebiliyor muyuz? Giremiyor gibiyiz. Oo, alevini de yuttu. Alevini yutuyor, kendisini yutamıyor. Alev de ne kadar takip ettiniz öyle? Şurada da bir şeyler var mı? Yok, karıştırırken olacağız yine. Bence devam edelim. Karanlık bölümmüş böyle. Çok karanlıkmış bu bölüm. Niye bırakırsın onu elinden? Bir an şey gibi düşündüm. Onu atınca daha yüksek zıplayacağız gibi düşündüm. Belki onunla tutunsaydık ek puan gelirdi ama geldi yine galiba. O yana geçtiği için bir up verdi bize. Bir up. İki merdiveni de dayadık duvara. Mifer dibi aşıldı. Bu da mı bir bölüm? Yok değil. Stone Slide Tower. Taş kaydırma kulesi mi? Bu bölümün mekaniği bu mu şimdi? Bol bol bundan mı yapacağız? Aha! Ezdik şeyleri. Oo dur, orada şey var. Para var. Para gördük mü iş değişiyor bak. Ya ha ha yaptık aldık. Yok böyle değil. Şöyle yazık herhalde. Gerçi onu o tarafa çekmek çok da işe yaramıyor sanki. Viru viru viru. Orada sağda bir şey vardı gibi geldi ama değil herhalde. Cık. Neyse yine de çıktı. Cık derken zaten çıkıyoruzun cıkıydı belki de. Şunları avlayalım mı? Hadi avlayalım. İlginç. Neyse, kalsınlar. Bakın şu yandaki sağdaki sarı şey de dikkat çekici ama orası sanki bir çıkış gibi duruyor çünkü altına zemin gelmeden oraya giremeyiz. Oo dur. Çok şeyli yerlerden. Ya
Biraz daha mı çevirmem gerekiyordu? Araya sıkışmayalım. Dur. Şey bir dakika. Ney bir dakika? Yanlış şeye bastım. Donmuyor, tamam. Bakın yine şaşırtmadı. Alev mi istiyoruz, buz mu? Çitos mu yesem, dondurma mı gibi bir şey. Zaten almamız gerekti artık onu. Ve kapılar yine aralandı. Kapılar bizim için açılıyor. Ama. Ki. Büyülü tozdan serpti üstümüze. Hapşuyor. Peter Pan'ın sihirli uçuş tozu. Tozu yiyince ne oldu buna? Bir şey olmadı sanki böyle. Yine böyle koşturuyordu. Halide arkasından bakıyor. Nereye gitti bu diye. Düştü mü? Kafasına zıpladın vurdun diye düşüyor mu bu? Düşüyormuş. Yine oradan yaptık. Şurası ilginç gözüküyor. Burada ne olacak acaba? Ha, bir yol seçti. Düz mü gidecek? Sanki böyle yakalambaç oynanacak bir yer gibi. Bu sırada meanwhile Bowser'ın kalesinde neler oluyor? Sihirli uçuş tozundan oraya da serpiliyor. Ve kalenin etrafını gizemli bir tabaka kaplıyor. Evet, işte ondan oldu. Kaydedelim. Bizim her hamlemizde hareket edecekler, öyle mi? Ve savaş anı. Yürü. Hazine bulduk. Taş değil, yıldız. Şeyde öylese söyler bir tane. Türk FRP'si vardır. Neydi? Lale savaşçılarıydı. Hazine bulduk. Taş. Taş bulurlar hazine olarak. Klaslarımız Maganda falan öyle şeyler vardı herhalde. İstanbul efsaneleri Lale savaşçılarıydı sanırım. Mesela Türk oyunlarından şeyi sevmişimdir ben. Kabus 22 vardı. Böyle bir hani o zamanlar çıkarken Vestel desteğiyle çıkmıştım. Ya şu fındık değil mi? Fındık aldık. Fındık. Kat cebe Mario, kat cebe. Buraya girelim mi? Hadi girelim, hiç girmedik. Bebek Yoshi'ler acıkmış. Üflediğim zaman her renkten bir bebek Yoshi getir. Doğru kombinasyon. Ne? Tamam. Aman. Neyse. Tamam. Oyun içinde oyun. Bazen oyun içinde oyunlar böyle garip oluyor. Bakacaktık onlara. Şey mi yapacaktık? Anladım. Ya her birinden bir tane götürüyoruz. Başta düzgünce bakmış olaydık. Bunlardan daha iyi bir şekilde yerleştiriyor olacaktık o zaman. Mantar çarpı 2 mantar. Tamam. İşte ondan. Neyse. Eşya geliyormuş. Tamam. Ben hani direkt büyüyeceğiz gibi düşündüm de. Öyle çalışmıyormuş. Şuraya gidelim bakalım. Dry Desert Mushrooms. Kuru çöl mantarları. Çöl mü kuru mantar mı kuru bilemiyorum. Dur. Resmen mantarın arkasından baka kaldık. Böyle çok şen şakrak paralar bunlar. Wow.
küçülecek zamanı oldun. Dur, zamansız bir şekilde uçtuk. Ama neyse, tamam. Aa, tam taşını çıkarırken zıplamışız. Bu değişik bir renk. Aa. Aa. Aa, da. Gitti. Fındığımız gitti. Fındığımızın aşağı düşüşünü izledik bir güzel. Şu yeşilin içinde de kesin bir şey vardır. Varmış. Of, düşüyormuş bunlar. Oh. Düşüyormuş dedim yani, hani şey, onlar açılıp kapandığı için düşme riski varmış aldığımız şeyin. Şöyle yapabiliyor muyuz bunu? Atsak ona çarpsa. Yıldızımı verin bana. Vermediler. Çok riskli. Mantarımız yok çünkü. Yine altlardan tutunmamız gerekti bayrağı. Bayrak yarıda. Mario yasta. Peach'in değil. Peach'in yazını tutuyor. Prenses Peach'in yazısını tutuyor. Şu bölümü de geçelim. Normalde iki alternatifli. İki yolu takip ederek gidebildiğimiz bir yer. Spike's Potting Sands. Dikenlerin püsküren kumları mı? Falan mı? Dur. Git gel yaşadık. Aa, çok yanlış bir zamanlama. Fazla yukarıdan geçtik. Düşüyorduk neredeyse. Şu tek başına ortada yükselen şüpheli. Bundan eşya çıkabilir. Çıktı bile. Ah. Olmadı o. O hiç olmadı. Orada bir şeyler var. Çok da bir şey yokmuş. Buraya çıkar mı ya, bir dakika. Belki o bir şeyin çıkışıdır. Aa. Mantar peşinde koştururken canımızdan olduk işte. İnsan böyle olur. Mantar peşinde koşmamak gerekiyor. Oh. Aynı diken iki kez batmış oldu. Aa. Aa ya, Mario işte. Fıtıt fıtıt.
Çok tehlikeli. Resmen göz göre göre üstümüze bastı. Aa, burası şey... zorlandık. Halbuki neden? Acele ettiğimiz için zorlandık. Orada ortadaki mantarı da düzgünce alıp acele etmezsek olacak. Yani şunları pek out edemedik. Neden? Aa, yine mi? Yine maalesef. Varlığımızın beyni falan. Aa, bu ne? Bu oynayamadın, sana bir şey vereyim şeysi. Sanırım. Çok öyle gibi duruyor çünkü. Neyse ya, biz aldırmadan gidelim bence. Oo, üstünde bulunduğumuz şeye attık onu. İlginç oldu. Sen atarsın da biz atmaz mıyız? Bir dakika, tehlikeli şeyler oluyor. Aşağıda varmış bir tane, bak, para. Ama. Neyse ya, boş ver. Canın mı daha önemli Mario yoksa para mı? Değil. Şöyle gidelim. Aa, 2-2-2 de bitirdik zaman. İkiler önemlidir Mario için. Zamanlamada 2 olunca böyle top atışları olabilir. Hey! Neler oluyor? Hani senin için kökleniyoruz mu? We are all rooting for you. Al bunu. Mama. Arkadaşlarının kafasını kesmişler. Blooming Lakitus. Lakituların çoğulu mu Lakitus? İngilizce de bazı şeylerin çoğulları farklı adlandırılır ya. Öküzler oksendir falan mesela. Put 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 yapıyor bulut. Benzini bitti. O çok tehlikeli bir hareket. Niye onu yaptım öyle? Aa, yıldız. I did it. Dedi Mario. Ben demedim. Mario dedi. Oh, Paul. Bulutla çıkmamız gereken bir alan. Oo. Para. Bu bölümde iyi para bulduk. Bir tane kaldı ya. Ağlamasın. Son kalan pirinç tanesi. Tabağımızı bitirmemiz lazım. Şuradan mı geliyor bu ses? Evet. Çıka çıka mantar çıktı.
Doğrusu daha doğrusu biz nerede durdurursak orada çıkıyor da. Bir dakika neler oluyor? Birup ya da loop. Loop mu yazıyor yoksa? Loop yazıyormuş mesela. Oh yeah, Mario time. Mario zamanı. Bir kareye daha ulaştık. Morto'nun kompaktör kastılığı. Evet, bölüme gitmekten vazgeçip buraya dönebiliyor muyuz? Hayır. Aa, yandık. Yandın sen oğlum derler ya, öyle yandık. Aa, şimdi daha da yandık. Şimdi daha çok yandık. Şimdi esas yanlışımızı az önce yapmış bulunduk. Ohoho. It's a go time. Let's a go time. Go time. Go go time. Oh. Çok kötü sıkıştık ya orada. O son sıkışmayı yapmayacaktık işte. Hadi Morto'nun kompaktör kastılı. Altın avcılarının bu bölümünde Mario kaleye gidiyor. Acaba aradıkları hazineyi bulabilecekler mi? Ne vardı orada? Ha, bir şey, ben de küçüldük sandım. Bir şeyin içine girdik. Tamam, güzel. Alırız bir tane. Çuluk çuluk çuluk. Başka şeyler de varmış sağda. Başka bir yerden de oralara mı gideceğiz? Yok, ona giremeyiz. Ha, küçükken falan mı geçeceğiz? Orada dar koridorlar var. Koş 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 koş. Yeah. Ararara. Ararara nedir? Ah vah yahu. Yine şu kaçan deli çoban. Ne? Bir şey. Bohçacı. Yok. Kaçakçı. Çok kötü oldu. Öyle değil. Başka türlü gideceğiz oradan. It's a go time. Dedi Mario. Ben demiyorum ama Mario diyor. Nasıl aldınız onu? Bir dakika. Tam şu anda. Değil işte. Şöyle giderken tamam. Alkış. Var Mario'ya git. Tıkır tıkır tıkır. Bizi bir oraya bir buraya götürtürüyorlar. Tıkır tıkır tıkır. Oo, burada neler oluyor? Ah! Ezileceğiz sandım, değilmiş neyse ki. Bakın paranın olduğu yerde ezilmiyorsunuz. Mario'dan yine garip mesajlar.
sol tarafa gitmemiz için bir sebep var mı acaba? Aa. Bir yerden düşermişiz en son. Oraya bir şekilde çıkabilsek bakın. Böyle kestirmeden gidecekmişiz. Gidiyorduk neredeyse. Tamam. Kale, yüzleşme anı, kader anı. Bakalım kapı açılacak mı? Sinan Çetin'le Mario'da bugün bu bölüm. Yahoo. Oo, biraz daha tehlikeli sahalarda çarpışıyoruz ve adamın çekici var. Bu ne? Hile, hile. Aa. Şimdi ben vurayım onu. Kötü oldu. De gamepad'in pili azalmış. Onun pili bitmeden bitirelim diyorum. Çünkü prizlerimiz dolu. Ha, buradan mı başlattı? Resmen buradan başlattı. Resmen bunu bize bir daha aldıracak. Resmen bir daha aldık. Bunu alınca ne çıktıydı ki? Şurada o geçiş, hızlı geçiş de ulaşamadık. Aa. Yav 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 olduk. Aklımda bir de şey var. Böyle hani güzel kanal tavsiyeleri videosu. Bak yine parayı almamız gerekecek. Uzmanlığımızı o parayı almak üzerine yapalım. Arada kaldık, olmadı. Oh ho ho. Artık bunu alabiliyoruz. Bak en azından burayı öğrendik. Koş. Ah. Ah. Hayır, hayır. Aa, bu boss'u böyle yenemeyiz ki. Küçük yener miyiz? Hadi bakalım. Göreceğiz. Şurada falan başka giz yok mu? Alalım. Yok sanki.
Neyse. Çok kritik, çok riskli. Bir tane bile yanlış hareket yaparsak işimiz bitecek. Ellerimizin biraz terlemiş olması da hiç işimize yaramayan bir şey. Şimdi yavaş yolu izleyeceğiz. Yoksa belki anında üstüne atlayıp bir şey, biraz daha hızlı vurabilirdik belki ama riskli olacak o yüzden. Tamam. Hah dur, bir üstümüze gelecek. Fıt 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 dönüyor. Değişik yaptı bak hareketi. Neyse ki yendik. Evet. Dırırt. Yendik. 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 Yine aşırı güç, aşırı bambum yaparak ezdi. Nereye gidiyor diye de bakıyor arkasından bak. Yukarıya bakıyor ha. Yay! Kazandın, mutlu musun? Sabi, evet. Gamepad'in pili bitmeden bitirip kayıt da ettik ya, tamamdır. Oo, burada farklı yönler varmış bak. Öyle işte, bu oyun böyle bir oyunmuş. Başka bölümlerde görüşmek üzere halde.